Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. İlk önce kendi seçim bölgemdeki bir sorundan, bir yangından bir kez de buradan bahsetmek isterim. Tabii bunun adı Manisa'da olunca üzüm oluyor, Denizli'de olunca üzüm oluyor. Ama Ordu'da olunca, Bartın'da olunca, Giresun'da olunca, Zonguldak'ta olunca fındık oluyor. Trabzon'da bir başka ürün Rize'de çay, Trabzon'da çay, fındık ama üreticinin sorunu bitmek bilmiyor. İç Anadolu'daki patates üreticisini de Akdeniz'deki narenciye üreticisini de kaderiyle baş başa bırakan, yoksulluğa ve açlığa mahkum eden, borçlarını ödeyemez duruma getirten bir iktidarla karşı karşıyayız. Üzüm çekirdeksiz kuru üzüm Manisa'nın dünyaya ihraç ettiği son derece önemli bir ürünü ve bu ürünün fiyatı sadece çiftçiyi ilgilendiren bir fiyat değil. Bu ürüne verilen fiyat bütün Manisa'yı ilgilendiriyor. Çünkü kentin ekonomisi üzüm üzerinden özellikle tarımla geçinen ilçelerimizde üzüm fiyatı üzerinden şekilleniyor. Tarım Bakanı geçen sene 27 Ağustos'ta ilan ettiği fiyatı haftalarca geciktirdi ve geçtiğimiz hafta salı günü beklenen kabine toplantısından sonra ne kabine adına yapılan açıklamada yer aldı ne de ertesi gün kendisi her sene olduğu gibi gelip de Manisa borsasında üzümün dokuz numara üzüm için açıklanacak fiyatı açıklamadı. İnternete bir açıklama koydular. Bu fiyatı Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri dahi duyuramadı, duyurmaya utandılar. Bir önceki yıl 12,5 lira olan üzüm fiyatını 13 lira olarak açıkladılar. Bu fiyat çiftçi için iflas fiyatıydı. Bu fiyat borçlarını ödeyememe, hacze uğrama, ipotek altındaki tarlalarını, bağlarını kaybetme fiyatıydı. Bu fiyat bir önceki yılın fiyatından alım satım gerçekleşirken bir an önce fiyat açıklayın taleplerimize rağmen Yüksek bir fiyat açıklanacak beklentisiyle piyasa şekillenecekken verilen bu fiyat mevcut fiyatları dahi baş aşağıya getirdi. Ve şu anda Manisa'da bakanın açıkladığı fiyatın da altında 12 liradan 11 buçuk liradan 11 liradan üzüm işlem görmekte ve geçimini bununla sağlayan çiftçilerimiz iflasa yokluğa ve ellerindeki ipotek ettirdikleri bankalara ipotek ettirdikleri tarlalarını, traktörlerini kaybetme noktasına geldiler. Burada daha önce Manisalı bakana hemşehrilerine sahip çıkacak bir fiyat açıkla demiştik. O bırakın sahip çıkmayı onları perişan edecek bir fiyatı açıkladı. Kendi de açıklayamadı internete koydular bu fiyatı. Şu anda bakana çağrımız şudur. Ya bu hatayı telafi et ya da istifa et. Bunun ikinci bir yolu, ikinci çaresi yok. Manisa'da sokağa çıkamaz durumdasınız. Manisa'da gidip de üzüm üreticisinin yüzüne bakamaz durumdasınız. Doğru olan bu fiyatın tam 4 lira fazlasının açıklanmasıydı. Doğru olan kilo başına 4 liralık bir düzeltmedir. Ama çiftçilerimiz hiç olmazsa kilo başına 2 liralık bir destekleme priminin bu sene kendilerinin belki girdikleri kapıdan çıkmasını sağlayacağını söylüyorlar. Aksi takdirde bir infial var Manisa'da, bir yangın var ve bu yangın Manisa'nın bütün ilçelerini Manisa'yı sarmış durumda. Bu konuda an zaman geçirilmeden bir müdahale yapılması gerekiyor. Kilo başına bir destekleme primi ya açıklanacak ya da bu çiftçiler, bu bağcılar yanacak. Başka bir çare yok. Büyük bir yangın var. Bu konuda bir kez daha uyarı yapma gereğini duyuyoruz, çağrımızı yeniliyoruz. Ya hatanızı telafi edin ya da onurunuzla istifa edin. Bunun iki, üçüncü bir seçeneği yoktur. Sayın basın mensupları, Recep Tayyip Erdoğan dün kendi partisine müzahir yönetim kurulu üyeleri, parti üyesi olan bir derneğin ödül gecesinde konuştu. Ve Ödül gecesinde duyduklarımıza inanamadık. Döndük metne bir daha baktık. Diyor ki Anadolu'ya sahip olamayanların milletin ruhunu işgal etmek için içeriden ve dışarıdan nice yollara, yöntemlere başvurduklarını ifade ederek tek parti faşizmi vesayet, siyasi ve sosyal ekonomik saldırılar bu zorlu sürecin farklı dönemlerinde tezahürü olmuştur. Yanlış duymadınız. Kurtuluş Savaşı'nı öncesini, sırasını ve sonrasını anlatarak Anadolu'ya sahip olamayanların tek parti rejimini getirdiklerini söylüyorlar. Sayın Tayyip Erdoğan, herkes ağzından çıkanı herkesin kulağı duyacak. Ne dediğini bilecek. Kötü söylemeyeceksin ki kötü işitmeyesin. Sen 83 milyonu kucaklaması gereken bir makamdasın maalesef o makamı bir parti başkanlığı makamı ile birlikte paylaştığın için tarafsın ve bunu Sakarya'nın 100. yılında yaptığın gibi sürdürüyorsun, aktif güncel siyasete alet ediyorsun ama ağzından çıkanı kulağın duymuyor. O dönem Anadolu'ya sahip olamayanlar işgal kuvvetleridir. O işgal kuvvetlerinin karşısında Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri Sonra Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi olmuş. O tek parti iktidarı dediğin dönemde CHP'nin iktidarıdır. O tek parti iktidarının sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başkomutanıdır. Senin söylediğin laf, karşındakinin aklını alaya almanın dışında gerçeklerin 180 derece çarpılmasıdır. Gel bir bakalım. Esasen biz durduğumuz yeri biliyoruz. Partinin grup toplantı odasında Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinden bu partiye dönüşün nizamnameleri var. Duvarımızda asılı. Biz biliyoruz bu partinin kökü nedir? Aslında siz de biliyorsunuz. Bakın Numan Kurtulmuş senin genel başkan vekilin. Ne diyor Numan Kurtulmuş? Türkiye'de 150 yıldır iki siyaset yolu var diyor. Biri genç Türkler, İttihat ve Terakki, Jön Türkler, Cumhuriyet Halk Fırkası ile bugüne kadar gelmiş çizgidir diyor. Bizi söylüyor. Diğer yol ise milletin inandığı yoldur, hizmet yoludur. AK Parti bu yoldadır, öbür çizginin karşısındadır diyor. Yani 150 yıldır karşı karşıya dediğiz bir yanda 150 yıl önce monarşiyi, sarayın ve padişahın mutlak hakimiyetini savunanlar karşısında ikinci meşrutiyetçiler. Bir tarafta kurulduğu dönemki varlığıyla iddiat ve terakki karşısında damat verit sizinkiler. Bir tarafta Anadolu ve Rumeli müdafaa ve hukuk cemiyeti, bir tarafta İstanbul hükümeti, İskilipli Atıf Hoca, İngiliz Muhipleri Derneği, İslam Tealli Cemiyeti. Bu kadar net. Bizim tarafımız belli. Karşıdaki de öve öve bitiremediğiniz İskilipli Atıf Hocası, İslam Tealli Cemiyeti, İstanbul Hükümeti. Devamında Cumhuriyet Halk Fırkası, Halk Partisi diyorsunuz ki biz karşıdayız. Eee kim o zaman söyleme kötüyü, işitirsin kötüyü. Kim o zaman Anadolu'ya sahip olamayanların tarafındaymış. Kim İstanbul hükümetinin tarafında? Kim İngiliz muhipleri tarafında? Zorla söyleteceksin üç gün üst üste. Bir tarafta Gazi Mustafa Kemal Yunan'ı denize döken karşıda keşke Yunan kazansaydı diyen Fesli Delikadir. Sizinkiler. Kimsin bunu söylüyorsun? Nasıl söylüyorsun? Biz bu geçmişinizdeki bağları durduğunuz yeri biz aktif siyasete, güncel siyasete alet etmezken çıkmış, Yavuz hırsız ev sahibini bastırır, Anadolu'ya sahip olamayanlar tek parti rejimi getirmiş. O tek parti rejimi dediğim parti Atatürk'ün kurduğu parti. Başında Atatürk var, o Yunan'ı denize döktü, keşke Yunan kazansaydı diyenlerin de e, talebelisiniz. Koşuyorsunuz cenazesine, ölüme dirime gelmeyin diyor Atatürk'ü seviyorsanız cenazeye beş bakan dirisine Diyanet İşleri Başkanı. Baştan sona bu kadar net. Madem sordunuz bu kadar net söyleyelim aradaki ayrımı. Ayrıca sen değil misin? 200 yıldır memlekete istikamet dayatıyorlar diyen. Bu lafı söylediğinden 200 yıl öncesi 1808 senedi ittifakın ikinci yüzyılında söyledin sen bunu 200. yılında. Ne demek? Senedi ittifak Osmanlı'nın ilk demokratikleşme adımı, ilk beyan. Senedi ittifaka karşı, tanzimat fermanına karşı, ıslahat fermanına karşı, kanuni esasiye karşı bir anlayış. Şimdi çıkmış neleri söylüyor? Bunları tarih önünde not düşüyoruz. Bu söylediğin sözleri kimse yemez ama çok aranırsam böyle yedirirler. Yapacak bir şey yok. Nerede durduğunu biz de biliyoruz, sen de biliyorsun. Tutup bir de işgal kuvvetleri tek parti hükümeti kurdu. Anadolu'da falan filan gibi lafları da söylemeyeceksiniz. Herkes hiç olmazsa tarih önünde haddini bilecek. Yine Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz diyor. Unutmayınız bu mesele Tayyip Erdoğan'ın bir partinin meselesi değildir diyor. Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür diyor. Bak sen. Sanki sanki bir de üç yıldır iktidarda görev sürem yetmedi bir daha görev istiyor. 20 yıldır Türkiye'yi yöneten kendisi değilmiş gibi. Tayyip Bey 2002'den beri iktidarda olan sensin. Çıraklık dönemin bitti. Kalfalık dönemin bitti. Ustalık dönemin bitti. Şahlanamadık gitti. Şahlanacağız da şahlanacağız. Türkiye şahlanacak. Şimdi bir daha süre verin yine şahlanacak. Ya Tayyip Bey, şahlanan şahlandı. Döneminizde kalyon inşaat şahlandı. işçi kamil alçak sürünmedi. Döneminizde limak inşaat şahlandı. Gündelikçi Leman amca, Leman abla alçak sürünmede. Döneminizde Cengiz inşaat şahlandı. Atanamayan Cengiz öğretmen alçak sürünmede. Döneminizde Kolin inşaat şahlandı. EYT'li milyonlar alçak sürünmede. Döneminizde Rönesans inşaat şahlandı. Pazarcı Remziye teyze alçak sürünmede. Döneminizde Makyol inşaat şahlandı. Esnaf Maksut amca alçak sürünmede. Ey Recep Tayyip Erdoğan sizin eş, dost, akraba, yandaş şahlandı. Bizim işsiz, güçsüz, umutsuz gençlerimiz alçak sürünmede. Neyi ne zaman şahlandırıyorsun? Millet 20 yılın sonunda kendi geldiği durumu da sizin bir alyansdan çıkıp da bugün geldiğiniz durumu da yandaşların akrabaların durumunu da görüyor. O yüzden öyle yalandan şahlanış hikayelerine milletin karnı şimdiden tok. Millet gün sayıyor. Seçim için gün sayıyor. Hesap sormak için ve bu iktidardan kurtulmak için gün sayıyor. Bir diğer yandan kış yaklaşıyor ve Ekim sonu gelmeden bu kalıcı yaz saati uygulamasının bir an önce sonlandırılması lazım. Bu çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Elektrikte sonbaharda büyük bir zam kapıda. Bunu endişeyle bekliyoruz. Bunun olmaması için Genel Başkanımız başta olmak üzere gerekli uyarıları yaptık. Ancak duyumlar çok ciddi bir elektrik zammının kapıda olduğu yönünde. Bu konuda Milletimizi teyakkuzda olmaya böyle bir zamma karşı da en sert tepkiyi hep beraber göstereceğimizi şimdiden beyan etmeye davet ediyoruz. Yaz saati uygulaması damat al bayrağın icat ettiği bir uygulamaydı. Kalıcı yaz saati uygulaması ve bunu 2016 Eylül ayında yaptığında demişti ki biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalışma yaptırdık. Çok ciddi şekilde kar edeceğiz. Bu yüzden de yaz saati uygulamasını kalıcı yapıyoruz. Onların görmediğimiz bu rapora göre ama ajanslara verdikleri bilgilere göre orada burada yazdırdıkları köşelere göre eğer damadın dediği gibi olsaydı yılda kamu bir buçuk milyar TL Özel sektör 1 milyar TL, konutlar, haneler 1 milyar TL, toplam 4,5 milyar TL tasarruf olacaktı. Ancak önümüzde İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde Sinan Küfeoğlu adında bir vatandaşımız, değerli bir hocamız, dünyadaki pek çok enstitüyle de eş zamanlı, eş güdümlü yaptığı çalışmada, son 8 yıldaki elektrik tüketimini incelemiş ve böyle bir karlılığın asla olmadığını ortaya koyuyor. Çok net. Rapor ortada. Ve artık sabah öğrencileri ve çalışanları karanlığa mahkum eden bu uygulamanın sona erdirilmesi gerekir. Türk insanı birbirine artık karanlıkta günaydın demek zorunda kalmamalıdır. Bir saatle oynamanın ekonomik getirisi yoktur ama toplumsal olarak psikolojik olarak çocuklara ve emekçilere çok ciddi şekilde zararı vardır. Çocuklarımızı gözü çapaklı, ailelerini telaşlı, kaygılı olarak güne başlatmaya kimsenin hakkı yoktur. Söylediğiniz rakamlar doğru çıkmamıştır. Yapılan bütün araştırmalar tersini göstermektedir. Bir araştırmanız varsa ortaya koyun. Ama yoksa bu yanlış uygulamadan bir önünde dönmenizi, bu zulmü bitirmenizi bekliyoruz. Sağlık Bakanı dün Sayın Fahrettin Koca aşı programımız başarıyla sürmektedir diyor. Plana uygun gitmektedir diyor. Bu doğru değil. Fahrettin Koca'ya şunu hatırlatalım. Sizin planınız günde 2 milyon doz aşı yapmaktı. Böyle dediniz. Bunu dinledik, bunu not ettik. Şu ana kadar iki doz aşısı olanlar 40 milyon kişi. Yani siz dediğiniz gibi plana uygun gitseydiniz toplam 80 milyon aşıyı 40 günde yapacaktınız. Bugün aşılamanın 10. ayına geldik. 10. ayındayız. 40 günde yapacağız dediğinizi 10 ayda yapamadınız. Başta aşılananların antikorları düşüyor. İkinci aşıdan sonra hatırlatma dozuna insanları getiremiyoruz, getiremiyorsunuz. Ve burada çok ciddi sıkıntılar var. Bu yüzden yeniden ciddi bir kampanya, güçlü argümanlar yapmak yerine programa uygun, plana uygun gidiyoruz demeyin. Planınız buysa çok zor durumdayız. Aşı karşıtları Maltepe'de miting yapıyorlar. Onları ikna edeceğinize her şey yolunda dememelisiniz. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bir çağrı yapıyorum Sayın Fahrettin Koca. Bunu yapmıyorsan neden yapmadığını açıkla. Bir turkuaz tablo var. Bugün kaç kişi hastalandı? Kaç kişi iyileşti? Kaç kişi yoğun bakımda? Ağır hasta kaç tane? Kaç kişiyi kaybettik? Doğru mu? Bu tablo var. Elinde de veriler var. Bu tabloyu ikiye böl. Bir kırmızı tablo bir yeşil tablo koy. Yeşil tabloya aşılılanların durumunu koy. Bugün kaç aşılı öldü? Kırmızı tabloya aşısızların durumunu koy. Kaç aşısız öldü? Kaçı yoğun bakımda? Her gün bu tabloyu yayınlarsan başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Herkes ikna olur. Ha bir iki meczup içime çip taktılar beynime şunu onlara söyleyecek söz yok. Ama aşının faydasını Aşısızların ve aşılıların sağlık durumlarını gösterir, hastalıklarını ve ölümlerini gösterir. Iki farklı tabloyu yayınlamak kadar güçlü bir argüman, kanıt yoktur. Bunu niye yapmıyorsun? Bunu bir an önce yapmalısın. Yapmıyorsan yapmama gerekçeni açıklamalısın. Hepimizin yoğun bakımda çalışan doktor arkadaşları aşısızlar ölüyor diyor. Hastanede çalışan doktorlar, hemşireler aşısızlar hastalar diyor, ölüyorlar diyor. Sözümüze değer veren herkese yalvarıyoruz. Aşınızı yaptırın. Birincisi yetmez, ikincisini yaptırın. Günü geldiğinde, çağrıldığınız gün üçüncü doz aşınızı yaptırın. Aşı yaptırmayanlara ikna edin. Çocuğu aşı olmayan anne babalar onları ikna edin. Edemeyenler sağlıkçılara, doktorlara, bizlere ulaşın. Dilimizin döndüğünce bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda hep birlikte yeni ve diri bir kampanyanın başlatılması gerekmektedir. Bu çağrımızı bir kez daha tekrarlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan kabinesi canları her istediğinde bir grubu ötekileştirip, şeytanlaştırıp, hedefe koyup kendisini meselenin dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii artık bu numaralara, bu algı operasyonlarına bizim karnımız çoktan tok da şimdi artık kötünün yüzüyle kendi taraflarındaki kişilerle karşılaşmaya başladı. Devleti yöneten toplam kötülük mekanizması sadece muhaliflere değil ufak tefek mırıldanan yandaşlara da saldırmaya başladı. Bakın Geçtiğimiz yıllarda çeşitli gruplar nasibini aldı. Soğan depoları, patates depoları basıldı, haller basıldı. Hep hep suç başkalarına atıldı. Şimdi BİM grubunun yani iktidara çok yakın olan bir süpermarketler zincirinin, zincir marketler zincirinin icra kurulu üyesi Gıda Parakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç çıktı ve bir televizyonda şunu açıkladı. Dedi ki marketlerde fiyat denetimi yapıyorlar ya polisle paldır küldür gelerek. Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu tamamen algı yönetimi. Bu algıya müsaade etmeyeceğiz demiş. Ve demiş ki bu fiyatlar neden böyle artıyor diye Ankara'dan soruyorlar. Fiyatları siz aldırdınız. Arttırdınız. Bu sektörün tövmet altında bırakılması doğru değil. Bu tamamen algı yönetimi. Bu fiyat artışlarıyla bu sektörün uzaktan yakından ilgisi yok. Şimdi birincisi biz zincir marketin değil esnafın yanındayız. Tayyip Erdoğan bunları 18 yıl önce şehir dışına taşıyacaktı, taşımadı. Bu üç harfliler esnaf çocukken inden cinden üç harflerden korkutuyorlardı. Büyüdüler, dükkan sahibi oldular, bu üç harflilerden korkuyor. Ama bunlar bile diyorlar ki, bu fiyatların artışı bizim karımız belli. Belli küçük yerlere çalışıyoruz. Sorumlusu hükümettir demiş. Ne oldu böyle olunca? Hemen her gün birine ayar veren Şamil Tayyar diyor ki, Cumhurbaşkanımız fahiş fiyata dokununca, Bimci Galip Aytaç, BİM en güçlü destekçileri meydan okumuş siz arttırdınız deyip diyor. Ve şöyle bitiriyor. Vakit neşter vakti hemen. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüzü. A Haber her akşam montajlayıp montajlayıp bize saldıran. Bak bir gün böyle olacak. A Haber şöyle size tutayım. A Haber'in montaj masasına, editörlerine. Bakın. Bimci Galip Aytaç. Ya bu zamlar bizden değil deyince bak Şamil Tayyar ne demiş? Vakit nefter vakti hemen. Bunların dostu yok bunların çıkarı var. Kullandıklarını kullanıyorlar kullanmadıklarını çöpe atıyorlar. Bu partinin ilk başbakanı ilk cumhurbaşkanı ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı üçüncü başbakanı ikinci genel başkanı neredeyse Bimci Galip Aytaş da oraya gitmiş. A haberinde bundan alacak dersi olsun. Böyle koyayım bu da onlara dert olsun. Böyle olacak. Gemi su almaya başlayınca bunlar olur. Merak etmeyin gemi fırtına değil panik batırır. Bu paniği de önümüzdeki günlerde daha çok göreceğiz. Tabii bu algı operasyonları fiyat pahalılığı ile ilgili söylenen söz doğru. Bütün meselelerin kendisi şu. Biz aslında ülkeyi iyi yönetiyoruz. Ama birileri sözümüzü dinlemiyor. Bu birileri bazen soğan toptancısı, patates toptancısı, bazen yandaş zincir marketler bile olabiliyor. Hattı zatında aslında enflasyon artmaması gerekirken sözümüzü dinlemeyen ve yüzde 68 zamlanan taze fasulye yüzünden oluyor bunlar. Utanmaz, arlanmaz, şeftali. Reisimizin olanca ısrar ve gayretine rağmen yüzde 81 zam almış. Bütün suç onda. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında ülkeyi çok iyi yönetiyor. Çiftçiye, tarım politikalarına çok önem veriyor. Ama şu kabak denen ahlaksızı zapt edemiyor. Yüzde seksen sekiz zam alıyor utanmaz. Ve bunların hepsi milli birliğimize, ülkemizin geleceğine, bekasına yönelik saldırılardır. Devlet Bey'e de söyleyin terörist başının adını hep beraber analım. Yüzde yüz artan salatalıktan hesap soralım. Bu anlayış ülkeyi yönetenleri aklayıp kuru fasulyeyi bulgurun nohutu suçlayan bu anlayış Anadolu'nun köylerindeki kahvelerde izleyeni gülümsetiyor ama sonra da yazıklar olsun dedirtiyor. Sen gübreyi arttır, mazotu arttır, desteklemeleri kaldır, verdiğin sözleri tutma, üretim yarı yarıya düşsün, çıkan fiyatlardan başkasını sorumlu tut. Sen beşli çeteye para bul, ama köylüye, çiftçiye, üreticiye bulma. Patates üreticisini, soğan üreticisini, üzüm üreticisini, narenciye üreticisini, çay üreticisini, fındık üreticisini kaderiyle baş başa bırak. Ondan sonra terörist taze fasulye olsun. Buna vatandaşın karnı tok. İyi ki bunları yapıyorsunuz. İyi ki yapıyorsunuz. Her gün yapın. Vatandaş da gerçek sorumlunun ve bu çaresizliğin sebebini kendi gözleriyle görsün, size de notunu versin. Bir iki husus var, onlara da değinip tamamlayayım. Bir tanesi bir gazetecinin yapmış olduğu uyarılar geçtiğimiz günlerde yapılan görevden almayla tescillendi doğru olduğu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Devlet Demiryolları'nın Genel Müdürlüğü'ne getirilen Murat Atik'in Adnan Oktar cemaatinin ilişki içinde olduğu bir kişi olduğunu açıkça ortaya koydu. Bir hafta süreyle söyledi. Bir hafta sonra alınan istifasıyla bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Zaten AK Partililer de bu konuda istihbarat raporlarının kimler tarafından sümen altı edildiğini konuşup birbirlerine girmiş durumdalar. Şimdi Barış Terkoğlu yine aynı soruşturmada ve mahkeme dosyasına girmiş bazı gerçekleri açıklıyor ve diyor ki AKP'li üç bakan biri eski Milli Eğitim Bakanı onun okullarıyla Adnan Oktar grubunun ortak eğitim faaliyetleri vardı. Zaten şu anda Milli Eğitim Bakanının o grupla ilgili fotoğrafları da dönüp duruyor her tarafta. Ama ikisi yeni bakan. Bir tanesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Onunla ilgili söylem ve kanıt bu kadar. Onun da bununla ilişkisi olduğu söyleniyor. Ama bir diğeri elbette hiç şaşırmayacağınız gibi Suç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu. Ben gerçekten Endişe içindeydim. Suç işleri bakanımız hangi suçlu varsa ondan bir fotoğrafı, bir irtibatı, doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı, bir kan bağı yoksa bile yakın ilişkisi çıkar. Bu kadar büyük bir şeyde yani nasıl oluyor da oluyor suç işleri bakanı bu meseleden çıkmıyor derken işte çıktı. Operasyon sabahı Süleyman Soylu'nun telefonuna Adnan Oktar grubunun etkili ismi, önde gelen ismi Hüma Babuna üç üst üste mesaj atıyor. 15 saniye ve 4 dakika sonra üç mesaj. Süleyman Bey, bütün evlerimize polis baskını var şu anda. Adnan Bey dahil. Bir mesaj bu. 15 saniye sonra bir mesaj daha Suç işleri Bakanımıza. İngilizlerin derin devleti ile ilgili yaptığımız faaliyetler neticesinde FETÖ'cüler hep saldırdılar. Yine saldırıyorlar. Lütfen engel olun. Süleyman Bey'in telefonuna dört dakika sonra bir mesaj daha. Adnan Oktar Bey Kandilli'de. Ne sorulduysa kendisine hangi evde olduğu soruldu herhalde. Adnan Oktar Bey Kandilli'de. Kandilli'deki evde. Bu mesajlar Süleyman Soylu'ya gitmiş. Yapılan tabii ki onlar izlemedeler, dinlemedeler. O kayıtlara onların attığı mesajlar karşılanmış, gelmiş. Birincisi Adnan Oktar Bey'in de olduğu yere operasyon var. Bize saldırıyorlar lütfen engel olun. Dört dakika sonra cevap veriyor. Adnan Oktar Bey Kandilli'de. Ona ne sorulduysa tabii karşı tarafın telefonu dinlenmediğinden. Şimdi buna bir cevap verilmesi lazım. Bu ülkede Mahkeme dosyalarında İçişleri Bakanının operasyon sırasında böyle samimi ve daha önceden de irtibatlı olduğu belli yazışmalar varsa buna bir bakmak lazım. Zaten dosyada Soylu ile aralarında organik görüşmelerin olduğu ve zaman zaman da Soylu'dan bazı ricalarının olduğu yer almış. Ayrıca yine Sayın Terkoğlu'nun ifade ve iddia ettiği konu şu. Bu operasyondan İçişleri Bakanlığı'nın haberi yoktu diyor. Aralarının çok açık olduğu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bu operasyonu Soylu'nun haberi olmadan ve onlara duyurmadan aniden yaptılar diyor. Zaten Soylu'ya çekilen mesajlardan da durum böyle anlaşılıyor. Şimdi bu konuya da şöyle mi yapacağız? Üç maymunu mu oynayacağız? Bütün savcılar görmedim, duymadım, bir şey yapamıyorum, bir şey yazamıyorum. Bütün AK Partili siyasetçiler, hep beraber bütün yandaşlar. Hadi yine akşam televizyonlara çıkın CHP zihniyetini falan anladım. Bu konuda görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Milletin de bunu görmediğini, duymadığını, konuşmadığını sanıyorsunuz. Süleyman Soylu'nun bu konuda bir şey söylemesi lazım. Biraz yerelden Aksaray'dan da bir mevzu var. Onu da bahsetmek isterim. O da şudur. Aksaray'ın yine AK Partili Sarı Yaşlı Belediye Başkanı Fatih Ünsal ve şoförü belediyeye gelen birisine o başka bir şey için gelmiş. Arabamı köpekler çizmiş demiş. Polis belediye bakıyor köpeklere diye. Belediyeye gitmiş. O sırada demişler ki Başkanım bu sizi sosyal medyada eleştirenleri beğeniyordu. Yüzüne sormuşlar o da arkadaşım onu beğenmişimdir demiş. Kişi çıkarken arkasından uçarak tekmeyle şoför, sonra zabıta müdürü, sonra belediye başkanı ve kişiyi darp edip burnunu kırmışlar. Mahkemelik olmuşlar. Ama mahkemede o sırada o zamana kadar belediye başkanı bunlar kavga etti, şahit yazılmış falan. Ama mahkemede görüntüler çıkmış ki hep beraber kişiye belediyenin girişinde saldırıyorlar. Belediye başkanına sorulunca Sayın Ünsal diyor ki görüntülerin ortaya çıkması beni de şaşırttı. Bu görüntüler bizde bile yok. Belediyenin içinden çekiliyor ya nasıl çıktı bunlar deyip isyan ediyormuş ama görüntüler ortada. Şimdi şunu sormak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Sultan Mehmet'in türbesine yaklaşırken elini arkaya bağlamış diye soruşturma başlatan Süleyman Soylu. Eliyle, koluyla, bacağıyla vatandaşı belediyenin girişinde, kapısında dövene ne zaman soruşturma başlatacağız? Ya eli arkaya bağlayana soruşturma başlatıp vatandaşı belediyede tokatlayana, yumruklayana, tekmeleyene ses etmeyince her şeyi kendi partine göre yapınca işte o zaman bu vatandaşın vicdanına dokunuyor işte. Yoksa orada hangi partiden olduğuna bakmadan gereğini yapsanız o bir başka durum. Şimdi elimizde son kapanışta göstereceğim bir indeks var. Şimdi firmanın yani ürünün ismini söylemeyeyim ama Türkiye'de en bilinen son günlerde de yeni modeli çıkan bir telefon. Bütün dünyada satılıyor. Bizim üzüntümüz tabii gençlerimiz sosyal medya, yüksek teknoloji en iyisini hak ediyorlar. istiyorlar, merak ediyorlar. Ama gençlerimiz hep yapılan anketlerde yüzde yetmiş yurt dışında bir hayal kuruyorlar. Kendilerine fırsatını bulsam yurt dışına gitmek isterim diyor. Bütün gençler. CHP'lisi, AK Partili, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili ailelerin çocukları %70 oranında fırsatını bulsam yurt dışına giderim diyor. Bakın, dünyada o cep telefonunun son modelinin fiyatı üzerinden yapılan bir çalışma. Tabi burada askeri ücret değil, ortalama ücret almış. Yani Türk parasıyla 3.900-4.000 liraya denk gelen bir maaş. Yani bu 2.800 askeri ücret değil de, Asker ücreti almış, beyaz yakalı maaş, ortalama dört bin lira gibi bir ücretten bütün dünyada yeni bir model bu telefondan yeni çıkan telefondan almak için kaç gün çalışmalısın? Türkiye'de 92 buçuk, 93 gün çalışman gerekiyor. Dört bin lira maaşın varsa, bu Malezya'da 30 güne düşüyor, Çin'de 25 güne düşüyor ki. En ucuz çalıştırılanlar onlar diye biliyoruz değil mi? İsveç'te 11 güne düşüyor. Bizi kıskanan Almanya 9 gün çalışırsa bu telefondan alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, ey Trump, haddini bil Biden'ın vatandaşları 5.9 6 gün çalışırsa alıyorlar bu telefondan. İsviçre 4.5 günde bu telefondan almak için Türkiye'de 92 gün çalışırken İsviçre'de dört buçuk gün çalışıyoruz. İşte Türkiye'nin durumu. Birileri yüksek katma değerli ürünler üreterek bunları dünyaya satarak milli gelirlerine milli gelir katarak geçinirken birileri Türkiye'de en sesine bastığım, enflasyon düş sesine bastığım, faiz düşerken doları fırlatıyorlar. Dolar için 128 milyar dolar satıyorlar. Bu iş bilmezlikle durum böyle. Daha başka bir hesap yapmak gerekirse, bunu askeri ücrete çevirdiğinizde bu telefondan asker ücret sahibinin en ucuzundan olanı alması için 7 ay Dün televizyonlarda çok konuşulan o gelişmiş modelinden alması için bir yıl çalışması lazım. Türk gencine 4 bin lira maaş alan asker ücretin üstünde maaş alan babası 90 gün çalışırsa bizi kıskanan Almanya'daki bir baba bu telefondan almak için 9 gün çalışırsa İsviçre'de Dört gün çalışırsa bu telefon alınıyor. Bu durumu da hem gençlerimizin, hem vatandaşlarımızın bir kez daha bilgisine sunmak istedik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka sorunuz varsa cevaplayayım. Tabii, buyurun. Ee, şimdi muharebemde çok fazla öne çıkmadı. Hatta Şener Aliçalışoğlu ayrı aday olmalı diye söyledi. Bizlerde de merak şeyler bir açıklama yaptı. İşte aday olacağını düşünüyorum. Ankara'da herhalde. Iıı Anka Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımız Sayın Muharrem İnce'nin herkes ayrı ayrı girmeli, çoklu adayla ilk turda yarışmalıyız önerisine veya bu konudaki kendi düşüncesine Meral Akşener'in bu işi ilk turda bitirmeliyiz, tek adayla girmeliyiz. Süreci tıkayan da ben olmam diyor. Buna nasıl yanıt verirsiniz, siz ne düşünürsünüz diye sordu. Yayına gitmediği için soruyu tekrarladım. Ee, daha önce de defalarca söyledik. Biz Millet İttifakı olarak, Millet İttifakı'nın liderleri her ne kadar iktidara yakın kalemler, iktidara yakın televizyonlar ve onların amacına hizmet eden birçok kanal, Millet İttifakı'nda adaylıkla ilgili farklı görüşler, farklı sorunlar dese de liderlerimizin ağzından yapılan bu açıklamalar nasıl bir uyum ve liderlerin gerektiğinde nasıl bir sorumluluk, gerektiğinde nasıl bir fedakarlık yapmaya şimdiden hazır olduklarını ayrı ayrı ifade ediyor. Tabii Millet İttifakı, Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi ittifak ortaklarımızla oturacağız ve Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Bu İlk durda herkesin kendisinin ayrı ayrı aday çıkarması mı yoksa tek bir adayda birleşilmesi mi? Bu da konuşulacak. Tabi buradaki en önemli rehber milletimizin talebi ve kamuoyu araştırmaları olacak. Eğer tek aday belirlenecekse de bu adayı Millet ittifakı olarak müştereken belirleyeceğiz. Bu konuda liderlerin ortak beyanı bu konuda asla ve asla kimseyi yok saymayacakları, ön gerektiğinde sorumluluk alıp gerektiğinde fedakarlık yapabilecekleri yönünde bu dünkü Bülent Duran'ın beyanlarının da hilafında nasıl bir uyum ve işlerin nasıl yolunda gittiğini gösteren bir yeni ifadedir. Bundan sonra ya seçime gidersek karşımız dağılır diyenler bu ifadelerden sonra dağılmayacağımızı ama 19 yıllık bu rejimin nasıl seçmen tarafından sandıkta Tuzla buz edileceğini ve yeni bir dönem başlatacağını gösteren önemli bir açıklamadır. Başka soru var mıydı? Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar. Biz yarınki basın açıklamamızı yarın Mersin'den yapacağız. Sizlere burada iyi çalışmalar diliyoruz.